Haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Test sayısı her geçen gün artarken bugüne kadar virüse yakalananların %85'i iyileşti. Son 24 saatin tablosundaysa iyileşen hastaların sayısının azalması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca'dan virüsün etkisi azaldı yanılgısıyla tedbirleri terk etmeyin uyarısı geldi. Büyük bir sınav verdik. Şimdi bu sınavın finaline hazırlanmalıyız. Test sayısı 2,5 milyonu aştı. Virüse yakalananların %85'i iyileşti. Virüsle mücadelenin 4. ayına girilirken son verileri Sağlık Bakanı paylaştı. Bir gün önceki tabloda günlük vaka sayısı 922 idi. Son tabloda ise günlük vaka sayısı 65 kişi artarak 987'ye ulaştı. Toplam bugüne kadar virüsle enfekte olanların sayısı ise 174.023'ü buldu. Tedbir tamsa korkuya mahal yoktur. Tabloyu, virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor mesajıyla duyurdu Bakan Koca. Virüsün etkisi azaldı yanılgısıyla tedbirleri terk etmeyin uyarısı da yaptı. Bir gün önceye kıyasla iyileşenlerin sayısı ise neredeyse yarı yarıya azaldı. Bir gün önceki tabloda 2241 kişi iyileşerek taburcu olmuştu. Son tabloda ise iyileşenlerin sayısı 1021 oldu. Son günlerde yoğun bakımda yatan hasta sayısındaki artış da dikkat çekiyor. Bir gün önce 631 hasta yoğun bakımdayken son tabloda rakam 643 olarak açıklandı. Normale dönüş sürecinde gözümüzü salgının geride bıraktığı tablodan ayırmayalım. Virüsle mücadeleye yenik düşerek hayatını kaybedenlerin sayısı ise bir önceki tabloyla aynı kaldı. 17 kişi daha virüsle mücadeleye yenik düşerek hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı ise 4763'ü buldu. Türkiye koronavirüse karşı kendi ilacını üretti. Ruhsatlandırma aşamasına gelen yerli ve milli o ilaç sadece ülkemizdeki hastaların tedavisinde kullanılmayacak, ihraç da edilecek. Hekimlerimizin COVID-19 hastalığı tedavisinde etkin şekilde kullandığı ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği o ilaç ruhsatlandırma aşamasına geldi. Türkiye kendi koronavirüs ilacını üretti. Ruhsatlanma aşamasına gelmiş olması bizim açımızdan hem mutluluk verici hem gurur verici. 32 kişilik bir ekip gece gündüz çalıştı. 40 gün gibi kısa bir sürede sonuç alındı. Salgının başından bu yana tedavide kullanılan orijinal ilacın yerli sentezi TÜBİTAK Türkiye platformu çatısı altında üretildi. Türkiye'de bu hastalığın tedavisinde kullanabileceğiz. Hem de bu ilacı ihraç etme potansiyelini de biz görebiliyoruz. Platform aşı geliştirmede dahil 17 farklı proje üzerinde çalışıyor. Şimdi gözler aşıda da en kısa sürede bir müjde gelmesinde. İktidarla muhalefet arasında Ayasofya tartışması sürerken Ekrem İmamoğlu'nun sözleri de tartışma yarattı. Yunanistan'da düzenlenen bir foruma telekonferansla katılan İmamoğlu, Türkiye'nin böyle bir gündeme ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum dedi. Tepkiler ard arda geldi. Ne İstanbul'un ne de Türkiye'nin şu anda böyle bir gündeme ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. İç ve dış kamuoyunda konu hararetle tartışılırken açıklamayı Yunanistan'da düzenlenen bir panelde yaptı. Panele telekonferansla katılan Ekrem İmamoğlu, Yunan gazetecinin Ayasofya ibadete açılmalı mı sorusunu yanıtladı. Tabii şu anda Türkiye'nin ve dünyanın bambaşka sorunları var. Şu anda bunun bir siyaset malzemesi şeklinde tartışılması da beni şahsen üzmektedir. CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun Sultanahmet'i de müze yapalım önerisine ittifak ortağı İyi Parti itiraz ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sözleri de tartışmaların odağına yerleşti. Ayasofya'dan müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Sultanahmet'i müze yapacağız demek insanı itibarlı bir siyasetçi yapmaz ama bunu ifade eden insanı müzelik yapar. Tabii Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığını yapması lazım. Halkımız ne talep ederse o olsun demesi gerekirdi. Ekrem İmamoğlu kendisine çok dikkat etsin. Ruh sağlığı bozulmaya başladı. Ekrem İmamoğlu'na
yakışmıyor. AK Parti ve MHP kanadından sert tepkiler gelirken İmamoğlu sözlerini katıldığı canlı yayında açtı. Partisinden de açıklama gecikmedi. Ayasofya Camii bizim onurumuzdur, bize emanettir. Bu süreci siyasallaştırıp siyasi zeminde konuşan ister benim partimden olsun ister başka partiden olsun sürece ihanet eder. Açacaksanız açın, elinizi tutan yok, bir kararnameye bakar. Bunu suistimal etmeyin. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle ifade verdi. AK Parti milletvekillerinin suç duyurusuyla hakkında hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Başbuğ, meclisi hedef alan bir konuşmam olamaz dedi. Aylar sonra ilk defa sokağa çıktım. Nedeni de adliyede bugün ifade vermek için geldim. Meclise hedef alan bir konuşmam ve davranışım olamaz dediği, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu Adliyesi'ne geldi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ şüpheli sıfatıyla ifade verdi. FETÖ'nün siyasi ayağı var mıdır? Vardır. Her partide de var. Başbuğ katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin açıklamalar yapmış, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye işaret etmişti. O teklifin altında imzası olan AK Parti milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kanun teklifini kim hazırladı? Bu kanun teklifi tamamen FETÖ'nün direktifiyle, emriyle ben hazırlandığı düşündüğüm bir... Bir saat boyunca telekonferans yöntemiyle ifadesi alındı 26. Genelkurmay Başkanı'nın. Çıkıştaysa açıklaması yazılı olarak dağıtıldı. Bu konuya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Ergenekon süreci de dahil Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 50 yılının mücadeleyle geçtiğini belirten Başbuğ, amacım 2009'daki o yasadan kimlerin faydalandığının sorgulanmasıydı dedi. FETÖ tarafından özgürlüğü elinden alınmış biri olarak meclise hedef alan bir konuşma ya da davranışı olamayacağını vurguladı yazılı açıklamasında. Haksız ve anlamsız bir hakaret iddiasıyla ifadeye çağrıldığını belirtirken, bu anı tarihe bir not olarak düşmek istiyorum ifadesini de kullandı. Lübnan'daki bir televizyon kanalında Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yayın Lübnanlıları da kızdırdı. Yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla sokağa çıktı. Kanalı ve sunucuyu protesto etti. Recep Tayyip Erdoğan! Recep Tayyip Erdoğan! Canlı yayında Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Lübnan halkı sokağa döküldü. Lübnan'da yayın yapan bir kanalın sunucusu Nesan Der Haratuyan dün akşamki programda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hakaret içeren ifadeler kullandı. Ermeni asıllı sunucu sözde Ermeni soykırımını da gündeme getirdi. Skandal sözlerini sürdürdü. Lübnan halkı bu sözlere kayıtsız kalmadı. Yüzlerce kişi Türk bayraklarını aldı. Başkent Beyrut'taki kanalın merkezi önüne gitti. Kendini bilmez sunucuyu protesto etti. Göstericiler sloganlarıyla Türkiye'ye ve Erdoğan'a destek verdi. Bazı gençler de motosikletlerle tur attı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da Lübnan halkı bu terbiyesizliğe gereken tepkiyi gösterdi paylaşımını yaptı. İstanbul Maçka Parkı'nda korkunç bir olay yaşandı dün akşam. Bir şehir eşkıyası parkta gezen kadın doktorlara laf attı. Kendisine uyaran erkek doktora ise kırık cam şişeyle saldırdı. Boğazı kesilen genç doktor yoğun bakımda. Buraya geldi. Geçen hemen hemen birçok insana saldırdı. Erkek arıyorum, delikanlı arıyorum dedi. Bağırdı insanların arkasından. Neden böyle bir şey yaptın? Laf atıp kadınları taciz etti, kendisini uyaran doktora cam şişeyle saldırdı, boğazını kesti. Genç doktor yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Bira şişesini kırdı,
arkadaşım boğazına moğazına yara açtı yani. Psikiyatri asistanı 3 kadın doktor arkadaşıyla Maçka Parkı'na gelmişti. Bir süre sonra yanlarına bir adam geldi ve iddiaya göre kadınlara laf attı. Süleyman Dönmezler adamı niye laf atıyorsun diye uyardı. İkili tartışmaya başladı. Anlık olay genişti. 2 dakikalık mevzu. İddiaya göre o adam elindeki kırık içki şişesiyle sağlık çalışanına saldırdı ve psikiyatri asistanının boğazını kesti. Bir cam parçası vardı elinde. Elleri kesikti. Tişörtü yırtıktı. Erkek arıyorum, delikanlı arıyorum dedi. Kanlar içinde yere yığılan doktora ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Ardından hastaneye kaldırıldı. Hala yoğun bakımda. Biz de müdahale edemedik. Elinde şişesi vardı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis saldırganın izine ulaştı. Şişli Asayiş Büro ekipleri onu annesinin evinde yakaladı. Maçka Parkı'nda doktorlara saldıran şüpheli gözaltlandı. Neden böyle bir şey yaptın? Ne oldu? Maçka Parkı'nda geçen haftada bir saldırı olayı yaşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapımcı Elif Dağdeviren çocukların korona tükürüğü saldırısına uğradı. Yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Gelene geçene korona tükürüğü atıp uyaranlara da saldırıyorlar. Bana da saldırdılar. Siz dikkat edin aman. Tüm bu yaşananlar da akıllara Maçka Parkı'nda neler oluyor sorusunu getirdi. Çok kalabalık oluyor burası. Keyif alarak oturduğum bir yer olduğunu söyleyemem. Kendini savunmasaydı kızım ölecekti. Kocasını tabancayla yaralayıp hapse giren genç kadının annesi kızını bu sözlerle savundu. Adalet istiyorum dedi. Ben çocuğumun ölüsünü bekliyordum. O kızının ölüm haberini beklerken damadının yaralandığı haberi geldi. Bu olay öyle basit bir şey değildi. Defalarca darp raporu aldım. 28 yaşındaki genç kadın 2 yıl önce kendinden 22 yaş büyük bir adamla evlendi. İddiaya göre o günden bugüne sürekli darp edildi, şiddete uğradı. O ana ait görüntülerden biri de bu. Çift bir markette tartışıyor. Ardından kocası genç kadına şişe fırlatıyor. Evlendiğinden beri şiddet, hakaret, tehdit. Anne Sonay Çetinöz'e göre kızı yaşadığı olayların ardından hayattan umudunu kesti. Bir gün beni aradı, anne dedi ben öldü bilin dedi. Bir ay önceki son kavgalarında da iddiasına göre kızı ölümün eşiğinden döndü. Kendini kurtarabilmek için kocasını vurarak yaraladı, ardından da tutuklandı. Acılı anne kocasından gördüğü şiddetin kanıtı olarak kızının kopan saçlarını gösterdi. Kızım kendini savundu, adalet istiyorum dedi. O kadar hafife indirgemesinler. O çocuğun bana geldiği zaman o saçını taradığındaki saçları ben saklıyorum. Ben ölüsünü bekliyordum. Dur ihtarına uymayan şüpheli bir polis memuruna çarpıp gaza bastı. Kilometrelerce süren takibin ardından lastiklerini ateş açılarak durdurabildi. Neden kaçtığı otomobilin içinde yapılan aramadan sonra ortaya çıktı. O kaçtı, polis kovaladı. Sonunda kıskıvrak yakalandı. Polisten niye kaçtın? Bir şey söyleyecek misin? Adana'da dur ihtarına uymayan şüpheli gaza bastı, bir polis memuruna çarpıp kaçtı. Ekipler peşine düştü. Bir şey demeyecek misin? Niye kaçtın polisten? Gece yarısı nefes kesen bir takip başladı. Kovalamaca kilometrelerce sürdü. Polis en sonunda yolu kesti. Lastiklerine ateş açıp aracı durdurdu. Yabancı uyruklu şüpheli yaka paça gözaltına alındı. Neden kaçtığı da çok geçmeden anlaşıldı. Otomobili arayan polis kapı içleri ve motor kısmına gizlenmiş 16 kilo uyuşturucu buldu. Kaçarken polise vurmuşsun, bir şey diyecek misin? Zehir tacirinin sorgusu devam ediyor. İnsanlar, araçlar, eşyalar, sel suları önüne ne kattıysa aldı götürdü. Ankaralılar sağanak yağışa teslim oldu. Alt geçitleri, evleri, iş yerlerini su bastı. Elektrik akımına kapılan bir genç hayatını kaybetti. Aa, gidiyor araba. Araba gidiyor. Adeta gök delindi, Ankara sağanak kabusu yaşadı. Caddeler göle döndü. Evleri, iş yerlerini su bastı. O kabus 25 yaşındaki bir gencin canına mal oldu. 4-5 kişi suyun içinde arkadaşlarıyla birlikte
Onlara bir şey olmuyor ama ayağı işte çıplak diye cereyana kapılmış. Hem meteoroloji hem de valilik uyarmıştı şiddetli yağmura karşı. Beklenen sağanak akşam saatlerinde bir anda bastırdı. Kısa süre içinde başkent yağmura teslim oldu. Abi şu halimize bir bak, bizi bir çek, kurban olayım bir çek ya. Aa, gidiyor araba. Araba gidiyor. Metrekareye düşen yağış 30 kilograma kadar ulaştı. Alt geçitleri su basınca araçlar sular altında kaldı. İşte bu genç yağmur sularına direnemedi, dakikalarca sürüklendi. Bir minibüsün altında kalmaktan da son anda kurtuldu. Oğlum gidiyor aşağı. Vallahi gidiyor adamlar. Su gelirken çocuğun birisi suyun içindeydi. Ne yapayım diye bağırdım. Yardım edin dedi, ben de gittim kurtardım. İşte burayı da sel suları basmıştı. Barış Can Mercan isimli genç de dükkanındaki eşyaları kurtarmak için buraya geldi. Annesi gitme demişti ama işte iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Ve o çıplak ayaklı olduğu için tahliye hortumunu takıyor. O hortumdan kendisi bir şekilde çarpılıyor. Elektrik akımına kapılıyor. Kurtaramadılar. Çok efendi bir çocuktur. Tek istediği şey bir an önce evlenmekti. Evde mahsur kaldık. Diz kapaklarımıza kadar su doldu. Birçok evi su basarken 4 katlı apartmanın zemin katında oturan hamile kadın ve 2 çocuğu evlerinde mahsur kaldı. Eve gelen baba kapıyı açamayınca balkon demirini keserek eşini ve çocuklarını kurtardı. Komşumuz kesici taş getirdi. Onunla ben kestim, çıkarttım. Ve bugün sel gitti ama arkasında bu manzaraları bıraktı. Mücadele yeni günde de devam etti. Ankara sel felaketinin yaralarını sararken Kayserililer de gökyüzünde bugüne kadar hiç görmedikleri bir doğa olayına tanıklık etti. Sabah saatlerinde çıkan dev hortum dakikalarca sürdü. Hem korkuttu hem şaşırttı. Göle doğru baktım ve o inanılmaz eşsiz bir doğa manzarasıyla karşılaştım. Gözlerine inanamadı. Hemen telefona sarılıp kayda girdi. İlk defa böyle bir manzaraya şahit oldum. Burası Kayseri. Erciyes Dağı'nın eteklerinde oteller bölgesinde hortum çıktı. Tahmini bir 15 dakika bu olay sürdü. Bulutların arasından Tekir Göleti'ne kadar bir koridor oluştu. Görenler şaşıp kaldı. İnanılmaz bir olaydı. Çok etkisinde kaldım. Hortum ilerlemeden, kimseye zarar vermeden bir süre sonra kayboldu. Baldız'la enişte arasında cadde ortasında kavga çıktı. Olayı görenler kadının darp edildiğini düşünüp müdahale etti. Genç adamı linç girişiminden eşi ve polis kurtardı. Baldız'la enişte tartıştı, ortalık bir anda karıştı. Polis mi? Ya ne oldu, söyle bana. Adam vurma ya. İddiaya göre İzzet Baysal Caddesi'nde genç bir kadınla eniştesi arasında tartışma çıktı. Ablası o ve kocası arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalışsa da başaramadı. Kim var? Kadının darp edildiğini düşünen çevredekiler enişteye saldırdı. Kalabalık güçlükle sakinleştirildi ama Baldız'ın öfkesi dinmedi. Caddeye polis geldi. Genç kadın ablası ve eniştesiyle birlikte karakola götürüldü. Yoğurda kıvam alsın diye jelatin kattılar. Tavuk dönerde bile hile yapıp içine at eti karıştırdılar. İnsan sağlığını hiçe sayan gıda sahtekarlarının yöntemleri yine aynıydı. 69 firmaya ait 136 ürün daha ifşa oldu.
ama çok kötü bir şey. Her şeyin başı el, vicdan. Ahiretini düşünmüyorsan bu adamdan her şey beklersin. Sucukların içerisine kanatlı eti karıştırdılar. Dana eti diye de vatandaşlara at eti sattılar. Yoğurt diye de herkese jelatinli yoğurt yedirdiler. Tarım ve Orman Bakanlığı ise bir kez daha düğmeye bastı. Onların vicdanına kalmış bir şey. 69 firmaya ait 136 ürün ifşa edildi. Bizim dinimizce de, Türk lirasınca da en büyük günahlardan, en büyük suçlardan biridir. Çünkü bilerekten cinayete girer. Firmaların listesi de taklit ve tahşiş ürünlerde bakanlığın internet sitesinden yayınlandı. Zeytinyağı almıştım ben ucuz diye. Maalesef gerçek değilmiş. Param boşa gitti. Ve almama, yememe, içmeme dikkat ediyorum amca. Bu kez bakanlığın listesinde alkollü içecekler de vardı. Numuneler alındı, incelemeler yapıldı. İşte o incelemelerin sonucunda bazı alkollü içeceklerin içerisine dışarıdan etil alkol eklendiği ortaya çıktı. Cezalandırmasını istiyorum çünkü buna göre bir tedbir alması lazım. Çünkü bu sonuçta halk sağlığı. Sadece paketli ürünler değil, restoranlarda satılan tantuni ve tavuk dönerler de incelendi. Tantuni'de at ve eşek eti, tavuk dönerde de at eti bulundu. En iyisi doğal. Kendi ev yapımı daha mantıklı. Tavuk şu an yani et ürünleri içinde en uygunu. Ben pek ihtimal vermiyorum yani. En fazla taklit ve tahşiş yapılan ürün gruplarından biri de yine kırmızı pul biber ve de siyah çay oldu. Bu ürünleri ise yine boyayla renklendirdiler. İyi biber 50 lira, boya falan katılan biberler de 30 lira. İçtiğin çay mı? Belli değil. O yüzden hani çay boyası çok sağlıklı da değil. Taklit ve tahşiş yapana 5 yıl hapis cezası verilmesi gündemdeyken zeytinyağından tereyağına, peynirden bala, çikolataya, gıda sahtekarlarının yöntemleri yine aynı oldu. Ben kendi yoğurdumu kendim yapıyorum zaten. Yemediğim malı satar mısın ablaya? Deli olmayanları hiç anlamıyorum. Düşünsene deli değilsin karikatürü gibi bir haber var sırada. Türkiye canını dişine takmış salgınla savaşırken çıktı biri pandemi hastanesinden ambulans çaldı. Nefes kesen kovalamacayla yakalanan ambulans hırsızı neden çaldın sorusuna da akla ziyan bir cevap verdi. Önünü kestiler, havaya atış ettiler, durdurdular, aldılar. Hastaneden ambulans kaçırdı, nefes kesen bir kovalamacayla yakalandı. O arsız hırsız ambulansı gezmek için çaldım dedi. Hayrete düşüren olay dün gece Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşandı. İddia göre şüpheli hastanenin bahçesinde geziyordu. Nakil ambulansı geldi, şoför aşağı indi. Ancak kontak anahtarı üzerindeydi. Ok meydanından bir ambulans çalınmış. Sanırım buranın yerlisi. İddia göre şüpheli ambulansa bindi ve onu çalıştırıp kaçmaya başladı. Ve İstanbul sokaklarında polis ekiplerine haber verilince nefes kesen bir kovalamaca başladı. Polisler ihbar üzerine burada önünü kestiler. Havaya atış ettiler durdurmak için. Yani en sonunda çünkü hızlı süratliydi. Hastane bahçesinden ambulansı çalan şüpheli şişli asaç bir ekipler tarafından yakalandı. Neden çalmış ambulans? Ambulans kaçıran o hırsız ifadesinde ambulansı gezmek için çaldım dedi. Adliyeye sevk edilen zanlının akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul Boğazı'ndan, Emirgan sahilinden endişe verici görüntüler geliyor bugünlerde. Havalar ısınınca sahil yolu plaja döndü. Denizden çıkınca yere tükürenler, sosyal mesafe kuralını hiçe sayanlar ve maskesiz dolaşanlarla dolu sahil. Semt sakinleri tedirgin. Gelin koronaya davetiye çıkaran o manzaraya birlikte bakalım. Her gün geliriz. Her gün, her gün. Hiçbirinde maske yok. Denizden çıktınız, yere tükürdünüz. Doğru mu? Allah belanı. Su ağzımıza girdiği için onu yapmak zorundayız çünkü. Ama salgın var. Siz de yapıyor musunuz aynısını? Yapıyoruz yani. Doğru değil tabii ki yaptıkları. Sosyal mesafe 10 numara. Evet. Semih gel. Böyle. Hiçbir şeye uymuyorlar. Babayı dinliyoruz biz. Hava ısındıkça serinlemek için soluğu deniz kenarında boğazda alanlar var. Burası Emirgan. Burada denize girenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 30-40'dan da fazlası oluyor ya.
pazar yine. Buradan atlıyor, koşuyor falan. Denize girenlerin sayısı arttıkça şikayetler de artmaya başladı. Kavga çıkıyor mu burada? Of! Her gün her zaman. Ben Emirgen'de oturuyorum 82 yılından beri. Kesinlikle böyle değildi. Herkes çıplak olunca millet rahatsız oluyor yani. Maskeleri de yok. Mesela siz takmışsınız, ben de taktım. Civarda oturanlar ya da esnaf zaman zaman sosyal mesafeye dikkat etmemesinden dert yanıyor burada denize girenlerin. Abla suya tükürsem aynı. Yani yere tükürüyoruz. Şimdi bu kaldırımdan başkaları da yürüyecek. Zaten abla bunları gören zaten buradan geçmiyor. Ve zaman zaman da yüksek sesle müzik dinlenmesinden. Müziksiz hayat olmaz diyorlar. Küfür etmeyin diyorlar. Bu arkadaşı susturamıyoruz ama. Doğru. İstanbul'un da en güzel semtinde oturmalarına rağmen bazen eğitim seviyeleri yükselemiyor. Bunu da hiç çözemiyorum. Arkadaşlar siz de yani yapmayın artık. Ayıp yani. Burada akşam geliyorlar, çekirdek çitliyorlar, çöplerini yerlere atıyorlar. Sonra bunlar rüzgarla denize düşüyor. Yine buraya gelenler yapıyor o zaman. Aynen öyle. Zabıtalar geliyor, buradan gidin falan diyor. İnsanları rahatsız ediyorsunuz falan diyor. Gideceksiniz belediyeye diyeceksiniz ki niye buraya demir koyuyorsunuz? Demiri koymasınlar, bunlar da yüzmesin. Burası sahil abla sonuçta yani. Yüzeceğiz buraya, niye geliyor insanlar? Burada herkesin denize girme hakkı var. Deniz herkesin denizi, sahil herkesin sahili. Bu nimetlerden faydalanmak gerekiyor tabii ki ama İstanbul'un o silüetini, o güzelliğini bozmadan, kimseyi rahatsız etmeden, yani toplumsal kurallara uyarak mümkün bu da. Bizim de sağlığımızı tehlikeye atıyorlar. 149, 148, 147 diye başladı. Rakamları aşağı doğru sıraladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Sosyal mesafe kuralının önemine dikkat çekmek için tehlikeli mesafeleri santim santim sosyal medyadan paylaştı. Sosyal mesafe ne kadar normaldi? Ya şu an iyi sosyal mesafe. Nerede sosyal mesafe? Burada abi. Hani nerede? Sosyal mesafe nerede acaba? Uzakta. Bakan Koca santim santim tehlikeli mesafeleri yazdı. Sosyal mesafeyi ayarladığını sananlar bile yanıldığını anladı. Sağlık Bakanı bu kez mesafe azaldıkça risk artar uyarısını dikkat çeken o paylaşımla yaptı. Ne kadar aranız var? Bilmiyorum. 47 santimetre. Nerede mesafe? Yok. 69 santimetre. Niye böyle oldu? Bilmiyorum, bana dikkat etmedim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir mesaj paylaştı. Yeniden sosyal mesafeyi hatırlattı. Peki o sosyal mesafe ne kadar? İşte tam burası. 150 santim. Daha altının tehlikeli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Aranızda 10 santim var. Belli bir zaman geçince tabii virüsün varlığını unutuyorsun, evet, gibi bir şey oluyor. Hiç üşenmedi Sağlık Bakanı. 149 santimden başladı. Geriye doğru tek tek yazdı. Mesafenin öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için yine kendine has üslubunu kullandı. 80 santim daha uzaklaşmanız lazım aslında. Canın sağ olsun, 20 santim kayıveririz ya. Biraz açılın bence. Açıl, 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 açıl. Olmadı daha, biraz daha. Oldu mu? Hayır. Biraz olmadı daha mı? Biraz daha. Ama bu da şok oldu ya. Melike Hanım'la kızı bankta oturuyor, araya mesafe koymuş gibiler ama mesafeleri 80 santimetre. Yani yeterli değil. Bir bu kadar daha mesafe koymaları gerekirdi. Elimizde metreyle mi gezeceğiz? 30 santim daha git, benim gidecek yerim yok. Kıpırdama. Sosyal mesafe bu. Sağlık Bakanı'nın bir teşekkürü de çocuklaraydı. Mesafeye uymayanları uyarın dedi, sloganın ipucunu da verdi. Bana yaklaşmayın. Toplu ibadet kısıtlaması 3 hafta önce sona ermişti ama bugün aylar sonra ilk kez 65 yaş üstü de cemaate katılıp saf tuttu. Sosyal mesafe kuralıyla kılınan cuma namazında avlular, meydanlar hınca hınç doluydu. Yüzlerce, binlerce kişi aynı anda saf tuttu. Avlular, meydanlar doldu taştı. İstanbul'da sosyal mesafeli 3. cuma namazı kılındı. İlk 2 haftadan daha kalabalıktı. Çünkü bu cuma cemaate sokağa çıkma saatleri değiştirilen 65 yaş üstü de katıldı. Namaz için onlar da saf tuttu. Cuma'ya gelenlerin önce ateşi ölçüldü, maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Burası Esenyurt Meydanı, burası da Bağcılar.
Mahmut Bey Stadyumunda da yüzlerce kişi aynı anda secdeye vardı. Ortaya bu görüntüler çıktı. Trakya'nın tatil cenneti Erikli'ye götüreceğiz şimdi sizi. Ancak ne yazık ki görüntüler pek de iç açıcı değil. Aksine düşündürücü. Bakın Saros Körfezi'nin muhteşem denizi, havası, doğası insan eliyle ne hale getiriliyor? En büyük sorunumuz sahillerin bu kadar pis olması. Kullanılan maskeler kumsallara atılıyor. Manzara çok kötü. En kötüsü de o yani. Burası turizm açısından oldukça önemli bir yer. Neresi burası? Saros Körfezi'nin Erikli bölgesindeki halk plajlarından birindeyiz. Bu denizin özelliği, en büyük özelliği kendi kendini temizleyebiliyor olması ama aynı şeyi plajı için söyleyebilmek ne yazık ki mümkün değil. Plaj kendi kendini temizleyemez elbette ama insanlar da görevliler de temizlemek istemeyince ortaya bu kötü görüntüler çıkıyor. Güzelim plajın hali içler acısı. Tatilciler çöp isyanında. Konteyner olmadığı için halk da sahile bırakıyor. İnsanlar gerçekten çok sorumsuz. Sahil boyu bu manzara var mı? Sahil boyu bu manzara var. Bakın insanlar plaja güneşlenmeye, denize girmek için gelmeye devam ediyorlar şu dakikalarda da. Ancak ne yazık ki sahil boyunca manzara aynı. Envai çeşit çöp var sahilde, yiyecek içecek atıklarına kadar. Ama şimdi öyle bir şey göstereceğim ki size artık bu kadar da olmaz diyeceksiniz. Bakın kullanılmış bir bebek bezi, o da sahilde. Duyduk iyi olduğunu geldik. Şok oldum ben yani. Plajın hali içler acısı. Aynen öyle maalesef ama daha sezon yeni yeni başlıyor. Bir an önce kendilerini kumsallara, denizlere atmak için gün saydılar. Bugün geldiler, karşılaştıkları manzara karşısında denize bile girmeden geri dönüyorlar. Hiç yani sahil de temiz değil. Hiç bakım yapılmıyor. Gerçekten hiç Erikli hiç çakışmıyor. Yani ne olur herkes çöpünü alsın, toplasın, konteynere atsın yani eline. Bu kadar basit aslında. Aslında basit tabii. Şimdi herkes tatile geliyor, plajlara akın ediyor. Bakın ama plajlardaki görüntü pek de iç açıcı değil. Çünkü kullanılan maskeler kumsallara atılıyor. Plajdan ev tuttuk. Şimdi denize girmeyelim mi? Ama pislik var, ne yapacağız? Her yere çöpler, mesafe yok, hiçbir şey yok. Çöplerle aranızda da mesafe yok. Çöpler, mesafe hiç yok zaten çöplerin içinde. İnsanlar buraya geliyorlar, yiyorlar, içiyorlar, güzel vakit geçiriyorlar ama arkalarında işte bu ihanet görüntülerini bırakarak buradan ayrılıyorlar. Ne diyelim, hala buraya tatile gelmeyi düşünenler varsa şimdiden iyi tatiller diyelim. Tabii mümkünse. Adıyaman'da bir garip şadırvan olayı yaşandı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile dernek anlaşamayınca caminin tuvaleti ortadan işte böyle ikiye bölündü. Araya da duvar örüldü. Tuvalet kapalı, girme. İnşaat var. Duvar çekeceğiz buraya, böyle açacağız böyle. Trajikomik bir olayla şu an karşı karşıyayız. Anlaşmazlık çıktı. Taraflar uzlaşamayınca caminin tuvaleti ikiye bölündü. Ortasına duvar inşaatı başladı. Tespit ettiler. Ön taraf derneğin, arka tarafta vakfın. Türkiye'de tarla bölündü, ev bölündü, arsa bölündü. İlk defa böyle bir tuvalet bölüyoruz. Tuvalete geldim, şaşırdım. Burası Adıyaman'daki Sıratürk Cami. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü restorasyon çalışması yapmak istedi. Ama avlu ve tuvaletin bir kısmı Adıyaman Merkez Camii ve Kur'an Kursları Yaptırma Derneği'ne aitti. Bu tarafın isteği burayı bize kiraya verin, biz burayı işletelim diye. Bu tarafta buranın tapusunu bize verin, biz burayı restore edelim diye. Dediler yok, duvarınızı çekin, ön tarafı kullanın, arka tarafı sizi ilgilendirmiyor. Bir türlü uzlaşma sağlanamayınca tuvalet tam ortadan ikiye bölündü. Araya duvar örüldü. İnşaat nedeniyle de gelen geri döndü. Başkent Ankara'da Amerikan Büyükelçiliği önünde eylem yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Tansiyon yükseldi, 12 eylemci gözaltına alındı. Floyd protestolarını başkente taşıdılar, Amerikan Büyükelçiliği önünde eylem yapmak istediler, polis izin vermedi. Halk Evleri üyesi bir grup, Amerika'da polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd için Ankara'daki Büyükelçilik binası önüne yürümek istedi. Ancak polis engeliyle karşılaştılar. Grup ısrar edince arbede yaşandı.
Gözaltına alınan 12 kişi daha sonra serbest bırakıldı. 24 yaşında genç bir kadın mağaza açıp kendi işini kuracaktı ama koronavirüs salgını hayaline engel oldu. Ama o pes etmedi. Bakın ne yaptı. Butik açmak istiyordum. Sonrasında koronavirüs başladı, salgın başladı, 3 ay boyunca karantina başladı. Pazarcılık yapıyorum şu an, mesleğim bu. Koronavirüs salgını birçok hayali yarıda bıraktı. Çaresizliğe kapıldım, karamsarlığa kapıldım. Ardından dedim ki bir yolu olmalı. Tek bir hayali vardı, kendi mağazasını açmak. Önce istifa etti, tam dükkanını açacaktı ki koronavirüs salgını başladı. Asla yapamazsın, kadın başına tezgahta ne işin var dedi. Benim en yakın çevrem ve ailem. Zeynep diyor ki pes etmedi. Şimdi pazarda tezgahının başında. Kadın hem bakımlı olur, hem anne olur, kariyer sahibi olur. Uzaya da çıkar, bilim insanı da olur. Tezgahında durur, akşam gider çocuklarına yemeğini de yapar. Zeynep Tilki henüz 24 yaşında. Tam bir yıl birikim yaptı. Kenara para attı. Bir de üstüne kredi çekti. Mağaza açmak istiyordu ki Mart ayının başında birden Türkiye'de ilk koronavirüs vakası açıklandı. Borçlanıyorsunuz vesaire, ardından tam büyük bir adım atıyorsunuz, sonrasında bütün dünyada bir salgın başlıyor. Mağazasına askılarla dizeceği bu kıyafetlerle odasında baş başa kalınca kara kara düşünmeye başladı Zeynep Hanım. Odamda böyle 1000 tane ürün ağzına kadar dolu. İzliyorum, ne yapacağım ben şimdi sizinle. Pazar aklıma geldi. Bazı insanlar gelip işte sen bu pazara uygun değilsin. Yanında erkek yok mu? İşte ne bileyim, üstün başın neden böyle? Aslında kadın pazarcı çok sizin gibi. Böyle tepkiler aldığım oluyor ama bu tepkileri zaten yenebilmek için biraz da buradayız. Çok güzel şeylerimiz var. Elbiselerimiz var, uzun tuniklerimiz var. Fiyatlarımız 30 TL, 15 TL. Tezgahının başında bu kıyafetlerle çok mutlu, hayallerine giden küçük bir adım oldu bu tezgah. Burada gerçekten emeğin, alın terinin, dayanışmanın ne olduğunu gördüm. Normalleşme süreci başladı, miniklere sokağa çıkma izni çıktı ama lunaparklar hala kapalı. Her türlü önlemi aldık, yeni döneme hazırız diyen lunapark sahipleri heyecanla yeniden açılacakları günü bekliyor. Şu an lunaparklar kapalı. Açılmasını istiyor musun? Çok istiyoruz abi. İşletmelerimizi hazırlamış bulunmaktayız. Abi eğlenmek istiyorum yani. Hep evde. Sadece roller coaster değil, tüm oyuncaklar hazır. 2-3 ay yakındır evdeyiz. Açılmasını dört gözle bekliyoruz. Meraklıları kadar sektörde lunaparkların açılacağı günü bekliyor. Buraların artık açılması için doğru zaman olduğunu düşünüyoruz. Tuzla'daki bu lunaparkta korona önlemleriyle birlikte hazırlıklarını tamamladı. Şu anda içeriye giren bütün herkes için özel bir hijyen standardımız mevcut. Yakın zamanda tema parklarında kapılarını açması bekleniyor. Bu kapsamda tema parklarda bir dizi önlemler alındı. Diğer işletmelerde olduğu gibi tema ve lunapark parklarda ilk olarak ziyaretçilerin ateş ölçümü yapılacak. Ateşimiz eğer 38 dereceye yakın ve üstündeyse onları sağlık kuruluşlarına yöneliriz ve içeri almıyoruz. 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Tema ve Luna parklarda oyuncaklarda yarı kapasitede çalışacak. Eskiden ziyaretçiler yan yana oturabiliyorken artık birer koltuk boşluk bırakılacak. Bu oyuncağın kapasitesi 28 kişi. Bundan böyle 14 kişi alıyoruz. Hijyene azami dikkat edilecek. Birinci seansımız bittikten sonra oyuncağımızı 10 dakika durduruyoruz. O esnada dezenfekteci arkadaşımız bütün makineyi dezenfekte ediyor. Açılırsa ilk ne yapacaksınız? İlk roller coaster'a gideceğim, koşacağım hemen. Evet, yan koltuğum boş, yüzümde maske var. Yeni dönemde eğlenceye hazırız. Buraya kadar gelmişken bir roller coaster deneyimi yaşamadan olmazdı. Ben ilk kez biniyor olacağım. Bakalım neler yaşayacağız. Evet, başlıyoruz. Estetik modasının yeni gözdesi gıdı estetiği. İsteyenler sadece 20 dakikada gıdısından kurtuluyor. Üstelik işlem düzenli masaj yapıldığında kalıcı hale geliyor. Hep gizleme gereği duydum. Çok heyecanlıyım. Yani diyeceğim belki 20 yıldır neden ben bunu taşımışım. Kadınların yeni gözdesi gıdı estetiği. İşlem sadece 20 dakika sürüyor.
Hastalar ameliyatsız, acısız gençleşiyor. Şurada gerçekten beni rahatsız eden bir çıkıntıyı görüyorum. Kalıcı bir çözüm, kilo alma durumu olsa bile hiçbir zaman eski haline gelmeyecektir. 38 yaşındaki Tacım Hanım tam 20 yıldır gıdasından şikayetçiydi. Cesaret edemiyordu, bir operasyon yaptıramıyordu. Sonunda ağrısız bir operasyon buldu ve birazdan yepyeni bir görünüme kavuşacak. Kendimi bildiğim bileli genç kızımdan beri gıda problemi yaşıyorum. Bu kilo alıp vermeyle hiç alakası yok. Hep burada sabit bir gıdaya sahibim. Gıdı liposakşınında iğneyle çenenin iki tarafındaki yağlar çekiliyor. Sınırlarımız genelde burası. Bu içerideki yağımız alınacaktır. İşlem tamamlandı. Tacım Hanım sadece 20 dakikada ağrısız bir şekilde gıdasından kurtuldu. Hastamızla muhabbet ede sakin bir şekilde, hiç strese girmeden işlemimizi bitirdik. Bayıldım. Tek pişmanlığım 20 yıl neden bekledim. Gıda estetiğinden sonra yapılan düzenli masaj işlemin kalıcılığını arttırıyor. Masajını da kendisine öğrettik. İşlem sonrasında şeklin hızlı oturması için korse veriyoruz. Sonra etkiyi aylar içinde çok hızlı görmeye başlayacak. Bıçak kemiğe dayanmadı, delip geçti. Amasya'da suları yıllardır düzenli akmayan ilçe sakinleri sonunda isyan etti. Ellerinde boş bidonlarla su istiyoruz eylemi yaptı. Yaz boyu biz su görmüyoruz. Yüzümüzü yıkamaya su bulamıyoruz. Ellerine bidonları, kapları aldılar, çeşmenin yolunu tuttular. Susuzluk çilelerini böyle anlattılar. Geçen yıl 3 ay suyumuz hiç akmadı. Bu yıl da yaklaşık 1 ayda yine akmıyor. Amasya'nın Gümüşacıköy ilçesinde 3 yıldır musluklarından düzenli su akmayan ilçe sakinleri susuzluktan kurudu. Bıçak kemiğe dayanmadı, deldi geçti. Bir tane şurada küçük bir çeşmemiz var. İnsanlar bir elinde baston, bir elinde su bidonuyla geliyor. 3 yıldır yetkililere dert yanmaktan dillerinde tüy bitti. Ama ne yaptılarsa suları gelmedi. 2 ay oldu, boru geldi diyorlar. Şimdi ormandan izin alacağız diyorlar. Daha 3 ay su gelmez diyorlar. Sonunda bu yazıda susuz geçirmek istemiyoruz dediler. Seslerini böyle duyurdular. Bir erik ağacı ama sadece erik vermiyor. Kirazdan bademe, kayısıdan şeftaliye tam 7 farklı meyve var dallarında. Nasıl mı? İzleyin. Erik ağacı gövdesi. Dallarında iki çeşit kirazımız var. Birisi sarı kiraz, diğeri kırmızı kiraz. Şurada yine badem dalı var. Saymakla bitiremedi. Bir değil, 5 değil. Tek bir ağacın gövdesinden tam 7 çeşit meyvenin dalları uzandı. Şurası anadan ayrı, yine bir can eriği cinsi. Şurası yine kayısı, şurası şeftali. 60 yaşındaki Hacı İbrahim Okumuş Kayseri'de yaşıyor. 10 yıl önce bahçesine bir erik ağacı dikti. Bu ağacı 10 yıl önce diktim. Belli bir seneler aralığıyla aşılar yaptım. Üzerinde 7 çeşit meyvesi var. Peki nasıl oluyor da tek bir gövdede bu kadar farklı meyve yetişebiliyor? Tek çekirdekli ağaçlar birbirine uyum sağlar. Aşıladığın zaman ayrı ayrı meyve verir. Meyve zengini ağacı görenler şaşırıyor. Şurası kayısı, şu dal. Şurada bir ufak aşımız var, yine üzerinde de bak meyvesi var. Bu da Anjula eriğinin sivri olanı. İkinci el araç piyasası uçuşa geçti. Sıfır araç sıkıntısı, cazip krediler ve koronavirüsten korunma endişesiyle talepler patlama yaptı. İkinci el araç fiyatları %25'e varan oranlarda artış gösterdi. En çok artan piyasa ikinci el araç satışlarında görüldü. Şu anda %20'lik bir artışla birlikte 219.000-220.000 bandında satılıyor. Bu dönemi değerlendirmek istedim ben açıkçası. Normalleşme sürecine her ne kadar girsek de virüs bulaşır korkusuyla toplu taşımaya binmekten endişe ediyoruz. Tabii bu korkuyu yaşayanlar da ikinci el otomobil peşinde. Talep arttı. Talep artınca da korona döneminde ikinci el otomobil fiyatları %25 artış gösterdi. Pandemiden dolayı insanlar toplu taşımayı kullanmayı bıraktılar. Yasaklar kaldırıldı. Kaldırıldığı için de herkes şu anda ikinci el otomobile rağbet gösteriyor. Bu dönemin tamamen tatil olması, hafta sonu olmaması talep yarattı. %25'lere varan derecede bir artış söz konusu.
İkinci el otomobile talebin artmasının bir nedeni de rekor faiz oranları oldu. Devletin faiz oranı çekmesi, 0.69 faiz oranı çekmesi ve 6 ay erteleme olması. Bu dönemi değerlendirmek istedim ben açıkçası, kredilerin uygun olmasından dolayı. Bununla birlikte sıfır araçların olmaması ve fiyatların artmasından dolayı ikinci ele de yansıdı bu. Şu an 2019 model bir aracın içindeyim. Bu aracın fiyatı korona öncesinde 108 bin liraydı. Ancak şimdiki fiyatı yaklaşık 120 bin lira. %10 gibi bir artış göstermiştir. Daha yüksek araçlarda örnek olarak diğer aracı gösterebilirim. Koronadan önce 195 bin lirayken yasaklar kalktıktan sonra ortalama %20 bir artış gerçekleşti. Herkes uburnu yaptırmak isteyince talep patlaması yaşandı. Estetik cerrahlar hangi isteğe yetişeceğini bilemedi. İşte prenses burnu ve özellikleri. Ünlü burnu ya da prenses burun, hiç duydunuz mu? Hayır. Duymadım. Hiç estetiğim yok. Vallahi hiç duymadım ama evimde televizyon yok. Prenses burun. Prenses torun. Yok, duymadım. Prenses ya da ünlü burnu. Son dönemde estetisyenlerin ve plastik cerrahlarının kapısı işte tam bu iki sihirli kelimeyle çalınıyor. Peki prenses ve ünlü burnu nedir sahiden? Prenses burnu böyle biraz daha kavisli gelip böyle hokka gibi olabilir. Daha düz burun. Çok açılı bir burun iyi bir burun değil. Orta ideal bence. Çok kalkık burun da güzel bir burun değil. O buruna denk geldim ama ismin ne olduğunu bilmiyordum. Ünlüler pek ilgilenmiyor. Benim ilgi alanıma girmiyor ünlüler. Gündemde kalmak için yapıyorlar yani bunlar. Özellikle sosyal medya güzel olma algısını da değiştirdi. Yapılan filtrelerden estetiklere kadar herkes birbirine benzemeye başladı. Farklı olmak isterken aynı oluyor. Herkesin birbirine benzemesi değil de farklı olması daha hoş. Benim mesela burnuma estetik diyorlar ama estetik değil yani, gayet güzel. Peki sivri bir çenemiz, minik kavisli bir burnumuz, iri iri de gözlerimiz varsa bu şekilde güzel miyiz yani? Hayır. Hayır, hiç alakası yok. Çok yapmacık duruyor ya. Doğal olmak zorunda. Ben doğaldan yanayım. Çok kusursuz gözüken şey estetik gelmiyor bana. Evet diyor, bu herhalde güzel bir şey ki ben de onu yapayım. Hayır, onlar hiçbir zaman iyi olmadı çünkü estetik değil. İnsan bazen kendinden memnun olmayabiliyor bazı yerlerinden. O yüzden yaptırması doğal. Doktorun iyisini bulmak lazım yani. Öncesi sonrası gibi, bak buradan buraya geçmiş gibi fotoğraflara da çok aldanmamak gerekir. Güzellik algısı kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor. Buna rağmen eline ünlü fotoğrafı alan plastik cerrahlarının kapısına dayanıyor. Ancak uzmanlar tek düze burun yapmaktan ziyade kişiye özeli tercih ediyor. Bir fotoğrafla gelip ben bu burnu istiyorum, çok beğeniyorum demek çok doğru değil. Beğendikleri burun o kişinin yüzünde güzel burun. Doğal olmayı tercih ediyorum. Doğal olmayan hiçbir şeyi insan beyni güzel olarak algılamaz. Yani doğallık estetikten daha önemlidir. Burnumun çirkin olması içimin de kötü olacağı anlamına gelmez herhalde. Şimdi ufak bir hatırlatma, sizlerin değerli katkıları için Show Haber WhatsApp ve BIP ihbar hattı telefon numaralarımız 0536 266 90 00, 0536 266 90 02. Sırada reklamlar var. Haberin merkezinde Show Ana Haber'deydiniz. İyi hafta sonları.